Yolun Başındayken programından herkese merhaba. Üniversite yolunda geri sayım başladı. Son 3 gün. 3 gün sonra 31 Temmuz'da sınav sonuçları açıklanacak. Sonrasında da yine önemli bir süreç, tercih dönemi başlayacak. Şimdi bugün biraz sağlık konuşalım istedik biz. Çünkü mezun olduktan sonra hemen işe girmek istiyorum. İş garantisi arıyorum diyen adaylar için gözde alanlardan biri sağlık. Şimdi kılavuza biz bir baktık. Hem 4 yıllıklar hem 2 yıllıklar 50 bölüm karşımıza çıktı. Adını sanını duymadığımız anneye babaya anlatırken zorlanacağınız sağlık bölümleri olduğu kadar bir de değişmez üçlü var. Geçtiğimiz yıl acaba ilk 10 bölümde neleri tercih etmiş arkadaşlar? En fazla tercih edilen 10 bölüm hangisi? Aralarında kaç tane sağlık var diye baktık ve değişmez üçlü tıp, hemşirelik ve diş hekimliği dikkatimizi çekti. Dijitalleşmeyle birlikte yeni meslekler de doğdu. Birazdan işi uzmanına soracağız. Bölümlerle ilgili kafa karışıklığınız varsa, acaba bu bölüm ilk defa duyuyorum, ne işi yapıyor diyorsanız, yolunbaşındayken.tv adresini ziyaret edebilirsiniz. Biz orada bütün bölümleri üniversite öğrencisi arkadaşlara sorduk ve sizler için kaleme aldılar. Birazdan konuğumla karşınızda olacağım. Şimdi sağlık olsun da hangi bölüm olursa olsun diye düşünen arkadaşlar, acaba sağlıklı bir tercih olacak mı? Sırf iş garantisi diye sağlık alanına yönelmeniz. Biruni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi Şimdi, yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çoğu arkadaşımızın hayalini süsleyen bir alan. Ancak evet. Yeterli kriter mi gerçekten bu istihdam oranlarına bakıp burada çok iş varmış, ben mezun olunca işsiz kalmam diyenlere ne dersiniz? Bence tabii bir bakış açısı aslında. Önemli olan hangi meslek olursa olsun kaliteli olması, gireceği üniversitenin ona bir vizyon vermesi, bir misyon vermesi, bir hedef vermesi, iyi bir eğitim vermesi. Biz aslında eğitim dediğimiz şeyler davranışları değiştirmek, eğitim dediğimiz şeyler alışkanlıkları değiştirmek, eğitim dediğimiz kişiliği oluşturmak ve bir hayat tarzı oluşturmak. Dolayısıyla sağlık veya bir başka branş. Önemli olan 4 yıllık eğitim hayatı içerisinde ona hakikaten adam gibi bir meslek hayatı vermek. Nitelikli, günün teknolojisine uygun, donanımlarla donanılmış, dil bilen, teknolojiye hakim, konusuna hakim, vizyonu olan, tüm bilgileri bilmesi gerekmiyor. Önemli olan o bilgiye nasıl ulaşacağız? O bilgiyi aldığımız zaman nasıl değerlendireceğiz? Ondan nasıl bir sonuç çıkartacağız? Kendi alanımıza nasıl uygulayacağız? Önemli olan bu vizyonu, misyonu veren bir üniversitede eğitim alması önemli. Yoksa sağlık tabii ki yıllardan beri işte tıp, diş hekimliği, hemşirelik, ergoterapi tercih edilen branşlar. Ama ben kendi özümde hep kalite diyorum. Önemli olan ne kadar çok doktor var biliyorsunuz, çok hemşire var. Doğru. Belki işte buluyorlar ama mutlu olduklarını düşünmüyorum. Önemli olan mutluluğun sırrı fark oluşturmak. Önemli olan fark, bir herkesten farklı bir iş yapabilmek. Onun için lütfen arkadaşlarımız tercih ederken, tabii en büyük zafer aslında insanın kendinin özelliklerini keşfetmesi. Doğru. Dolayısıyla bu üniversite hayatı öyle bir süreç, belki lisede fark edemeyebilirler. Ama beğenmedikleri bir branşa da girebilirler. Ama bir bakarlar ki kişiliği ona uygun. Ondan aldığı vizyonla, ondan aldığı bilgiyle kendini yenileyebilirler. Bambaşka bir şey ortaya çıkar. Onun için iş bulurum, bulmam bunlar çok söz konusu diye düşünmüyorum ben. Hangi meslekte olursa olsun yeter ki iyi olsun, yeter ki kaliteli olsun. Ve kaliteli yeter bir ki, eğitim alsın. Yeter ki kendi özü veya içi yani kapasitesi iyi olsun, vizyonu olsun, her tarafta iş bulur, fark oluşturur ve en iyi yerlere gelir ve mutlu olur diye düşünüyorum. Şimdi geçen günlerde programımızda şunu konuştuk, hani dijitalleşme her şeyi dönüştürdü, değiştirdi, eğitimi de çok etkiledi, sağlık alanını da çok etkiledi değil mi? Sağlığın bütün süreçlerini şimdi şöyle, çok yani etkiledi. Bu çağ önemli bir çağ. Bu çağda her şey değişiyor. Dolayısıyla en büyük değer aslında en büyük sermaye bilgi, teknoloji,
ve yetişmiş insan gücü. Dolayısıyla bunları da bu dönemde yapmak için muhakkak teknolojiye hakim olmak gerekir. Özellikle dile hakim olmak lazım. Yani bir üniversite öğrencisinin artık Türkiye'de bunu bir kapatmamız lazım. Dile hakim olması lazım. Ve eğitim yaparken de muhakkak uluslararası düzeyde bir kafasında bir imaj oluşturmalı. Yani artık globalleşen dünyada artık buradan her tarafta çalışabiliyoruz. Bak Çin kocaman bir güç. Artık yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladı. Amerika'ya yıllar önce gittiler. Artık bizim insanımız da dünyaya dağılmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Orada tabii çok çalışkanlar ama Türklerin de ayrı bir özelliği var. Yönetici özellikleri var. Biz onları bir takım farklılık oluşturaraktan bir takım niteliklerimizle, özelliklerimizle geçebiliriz. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Sadece sağlık alanındaki istihdam Türkiye'deki her tarafta istihdam da değil, dijitalleşme, dünyaya. Her tarafta değil çok önemli. Dijitale hakim olacaksınız, teknolojiye hakim olacaksınız. Artık her şey yavaş 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 otomasyona gidiyor. Artık doktor da evinden uzaktan takiple hastayı rahatlıkla takip edecek. Nabzını bilecek, kan değerlerini ölçecek. Onun kalbin hangi sıklıkta atıyor, bir sıkıntı var mı yok mu, böbrek nasıl süzüyor onu bileceğiz. Dolayısıyla meslekler hep değişecek. Bu değişim sürecinde ne kadar altyapınız güçlüyse, ne kadar size üniversiteniz bir misyon vermişse, doldur boşalt değil. Ben buna karşıyım. Bak dünyanın en iyi üniversiteleri 4000, 5000, 6000, 7000. Böyle 20 binmiş, 15 binmiş, 50 binmiş bunlara lütfen öğrenciler dikkat etsin. Çünkü bir tane rektör var. Bir tane rektör var. Kaç fakülte olursa olsun son karar rektörden. Dolayısıyla az da çok da uğraşmak bir farklılık oluşturur. Öğrenciye bir inmek lazım, sınıflara bir girmek lazım. Ne bileyim anketleri hep tek elden böyle rektör de dahil çözmesi gerekir. Bu iş biraz gönül işi olarak görüyorum ben eğitimi. Lütfen arkadaşlarımız 3 gün sonra şey yapacak, ona dikkat etsinler. Ya ben bu konumda iyi olacağım. Ben herkesten fark oluşturacağım ama bu iş merdivenler, başarı merdivenleri eli cepte olmuyor biliyorsunuz. Çok hep çok çalışmayla gerekiyor. Oluyor. Bilimin efendisi için çalışmanın kölesi olacak diyoruz ki yarınlar böyle miskin, böyle kendini bırakmış insanlarla değil, bugün rahatını terk etmiş çalışkan insanlarla şekillenecek. Bu hiç yatsınmaz, bu hiçbir zaman ne kadar altın yere düşerse düşsün paslanmaz. Dolayısıyla çalışkan olmak zorundalar. Dijitalleşmenin sağlık eğitimine katkısını, etkisini nasıl dönüştürdüğünü soracağım ama şimdi biz sağlık konuşacağız dediğimizde ergoterapist, odyolog, gerontolog, klinik farmakolog gibi başlıklar attı bize arkadaşlar. Evet. Merak ettikleri evet, alanlardan. Evet. Yani hep konuşuyoruz aslında ama ihtiyaç var mı bu alanda şimdi mezunlara efendim, ve neler yani söylemek istersiniz? Amerika'yı tekrar keşfetmeyeceğiz. Branşlar yavaş 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 özünde yavaş yavaş ayrılıyor. Bir konuyu ne kadar spesifik olarak incelerseniz o kadar o konuda iyi olursunuz. Tematik de bu anlamda zaten kullanılıyor. Dolayısıyla Amerika'da yaklaşık 420 tane sağlık bölümü var. Türkiye'de şu anda kanunla kurulmuş yaklaşık 46-47 var. Dolayısıyla bunlar zamanla artacak. Evet. Şimdi eskiden fizyoterapi vardı. Ama bir ergoterapi çıktı arkasından. Daha sonra başkaları çıkacak. Niye? Ergoterapi artık aslında dediğimiz şey yani normal fonksiyonunu kaybetmiş bir kişinin normal fonksiyona ulaşması için yapılan her türlü faaliyet, iş uğraşı terapisi aynı zamanda zaten. Onların yapıldığı bir terapi alanı. Şimdi eskiden diyorduk ki fizyoterapiye git, eğitimciye git. Artık öyle demiyoruz. Odyoloğa git, dil konuşmaya git. Uzmanlık. Ergoterapiye git. Bunlar yavaş yavaş Türkiye'de, dünyada olduğu gibi globalleşen bir dünyada bunlar hep olacak. Benim de arkadaşlarıma önerim çift dal yapsınlar, yan dal yapsınlar. Böyle herkesin seçtiği bir branş değil de daha böyle yeni, Türkiye'de sayısı az. Örneğin 7000, 8000 fizyoterapist var. Fizyoterapi şu anda dünyada 10-12 branşa ayrılmış durumda. Yani artık kalp ayrı, akciğer ayrı, ne bileyim spinal sistemle çalışan ayrı, ortopedisi ayrı, pediatri ayrı, yeni doğan ayrı, fizyoterapiler artık kat kat kat. Şimdi bir ortopedi hastasısınız. Yani normal fizyoterapist de değil, ortopedi ile ilgilenen fizyoterapiye göndereceksiniz. Ve fark oluşturacaksınız. Ama ben hep altını çiziyorum öğrencilere. Lütfen üniversiteler böyle ben rahat iş bulacağım diye böyle herkesin seçtiği yerler değil. Ben orada fark oluşturacağım, çok çalışacağım, aileme örnek olacağım. Ya bir üniversiteye gireyim yeter değil de gerçekten... Bunu gerekirse lütfen arkadaşlar bir sene beklesinler. Aman ha yani
bize şimdi biz 1000 kişi aldık, yakında hastane kurduk, işte büyüttük işleri falan. Nereden? İnsanlar da biliyor. Hangi üniversiteden mezunsun? Boynu bükük kalıyor. Lütfen boynu bükük olacak bir yerleri tercih etmesinler. Ona özellikle yani istirham ediyorum. Yani kafalar karışık hocam. Mesela bir üniversiteye gireyim yeter diyenler var. Hayalimdeki meslek olsun diyen var. Bir de bu açılışta söylediğim işim garanti olsun, param bol olsun şimdi diyen arkadaşlar var. Şimdi iş garantisi önemli. Şimdi biz yeni bir grupla şey yaptık. 13 tane hastanesi var. Evet. Onlarda da ilk anlaşmamız afiliye olduk, hastanemiz var, kendi hastanemiz. Hı hı. Daha da çeşitli vakalar görsün diye bir büyük bir grupla afiliye olduk. Şimdi onun da 13 tane hastanesi var. 13 tane hastanesi olan çok da bir kurum yok. Dolayısıyla 13 tane hastaneyle şöyle anlaştık. Bizden mezunlar ilk tercihleri bizden mezun olacak. Hı. Dolayısıyla Biruni hakikaten sağlık ama yani 13 tane de böyle, bir de kendi hastanemiz var, bir de büyüğünü yapacağız inşallah. Dolayısıyla böyle İş bir hayatı. Kurumdan hiçbir hastanesi olmayan, stajını ne bileyim devlette yaptıran, ondan sonra sağlıkla bir tecrübesi olmayan bir branşın herhalde farkı olsun diye düşünüyorum. Bir de yani hastane sizde zaten sağlık eğitimi zor yani. Şimdi efendim, o kadar yani uygulamayla iç içe bir alan ki. Kendi işiniz olursa, evet, kendi hastaneniz olursa, çocuklara eğer vizyonunuz da varsa ona göre eğitirsiniz. Öbür türlü gönderiyorsunuz. Adam zaten devlet hastanesinde başından aşkın. Günde 40-50 tane hasta bakıyor. Bir de al bunu staj. Ben çok örneklerini gördüm. Hafta sonu gel imzanı al diyor. Ya nasıl olacak bu iş? Yarın direkt hastayla karşılaşacak. Dolayısıyla sağlık branşı böyle ben bir de diploma alayım, denilecek gitmeyeyim, şey ne bileyim yoklamaya dikkat etmeyeyim, ne bileyim laboratuvarlarına girmeyeyim, klinik uygulamasını yapmayayım da mezun olayım, ben de bu işte imkan varmış diye lütfen tercih etmesinler. Bu işi sevenler, bu işe gönül verecekler. Çünkü sağlık ayrı bir branş. Hı-hı. Sağlık böyle insandan birebir dokunan bir meslek. Tabii, yani İnsanı sevmesi gerekiyor, konuşmayı sevmesi gerekiyor, mesleğini sevmesi gerekiyor ve mesleğini her zaman yenilemesi lazım. Bak üniversitelerde bir fark oluşturduk. Hı-hı. Hiçbir üniversitede yok. Mezunlarımızı bitirir bitirmez 3 yıldan beri MEO mezun veriyoruz. Çağırıyoruz. Hakkari'de de olsa, Antalya'da da olsa mektuptan çağırıyoruz. Onlara mezuniyet sonrası eğitim veriyoruz. Hı-hı. Bu iş gönül işi. Hiçbir bilgiler üniversite çünkü yapmıyor. Orada kaldığı niye? Gibi çünkü değil. Sağlık, hayır, sağlık, hı-hı, çok hızlı ilerliyor. Bugün yerinize durduğunuzda 2 yılda %50 şeyiniz gidiyor, bilgi yükünüz. Hı-hı. 4 yıl sonra %10'a kalıyor. Çünkü müthiş bir bilgi birikimi var. Müthiş bir bilgi katlanışı var. O bilgiyi elde etmediğiniz zaman ben rutini idare ederim derseniz 4 sene sonra %10'a düşünüyorsunuz. Onun için ne yaptık? Arkadaşlarımızı topluyoruz ve şey yapıyoruz. Biz sahip çıkıyoruz. 4. sınıf son sınıf. Paralarını da almışız. Başka hiç şeyimiz de yok. Mezun olup gideceğiz. Son sınıfa ALES kursu. KPSS kursu, üniversite para vererekten o öğrencilerimiz KPSS'de başarılı olsun diye kurs koyduk. Niye koyduk? Biz sahip çıkacağız öğrencilerimiz. Bir de onların başarısı zaten sahip üniversitenin başarısı. Şimdi dijitalleşmeden bahsettik ya hocam. Tekrar dönmek istiyorum. Öğrencinin öğrenim şekilleri de değişti haliyle dijitalleşmede. Şimdi evet. Sağlık eğitiminde ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi, gelen öğrenci ilk nereden başlıyorsunuz? Şimdi efendim sağlık eğitimi diğerleri gibi matematikti veya biraz sosyal gibi değil. Yani sağlık eğitiminde biraz ezber gerekiyor. Tabii ki akıl yürütme, problem çözme, frontal bölgenin özelliği çok önemli bir şeyde. Yani matematiğiniz iyiyse iyi bir sağlıkçı olursunuz, hiç sıkıntı yok. Ama sağlıkta hiçbir kişi yok ki öyle böyle bir fotoğrafik hafızası olsun, bir kere dinlediğinde, bir kere gördüğünde artık hiç unutmasın. Eğitimciyiz biz, ben de çocuk nörologuyum, rahatlıkla söylüyorum. Yani aynı zamanda genetik öğrenmek alanında için, da uzmanlığınız var değil mi? Öğrenmek için muhakkak tekrar lazım. Yani önce nörotransmitter faaliyeti var, uzun süreli belleğe atarken artık sinapslarda anatomik değişiklik olması lazım. Bu da tamamen tekrarla olur. Bol su içecekler, iyi beslenecekler, spor yapacaklar ama tekrarlayacaklar. Dolayısıyla biz bir deha diye Türkiye'de ilk defa, Philip Bell Class var, video gönderiyorlar ama Türkiye'de ilk defa bir deha, biruni, bir, deha, de, derse, bir ha, hazırlık. Biruni ders hazırlık sistemi. Notlarımızı bir hafta önce bütün öğrencilere gönderiyoruz. İnternetlerinden mesaj şeylerine, cep telefonlarına veya bilgisayarlarına düşüyor. Evet. Bunları bize derse gelmeden önce okuyorlar. Derse geldiklerinde 2 tane soru soruyoruz. Dijital. Dijital oldu ya çalışmadı. Hemen küçük kağıtlara 5 dakikamızı alıyor. Ve soru soruyoruz 2 tane. Bu 2 soru geçme notlarına %10 etki ediyor.
%10 büyük not. Çünkü 60 geçme notu, evet. 50 alırsa bir de 10 geçecek. Dolayısıyla bunlara amacımız interaktif ders yapmak. Niçin? Çünkü çocuklar derse girdiği zaman kafalarında bin bir türlü sorun var veya düşünce var veya ne var? Sosyal medya var ellerinin önünde. Mail yapıyor, Instagram'a giriyor, tweet atıyor falan. Biz dersi önceden bir okutuyoruz. Sağlık böyle bir şey. Derse geldiklerinde anlamadıklarını direkt hocaya soruyor. Aa ben bu soruyu en kötüsü bile bu soruyu doğru mu yaptım, puan aldım mı diye dikkat ediyor. Dikkatlerini artırıyoruz, interaktif ders yapıyoruz, soru sormalarını çağırıyoruz. Niye? Bu iş bizim işimiz diye kaldı düşünüyoruz. Ki öğrenme çünkü 30-40 yıldan farklı. Beri yani bu işin içindeyiz. Biri bir kere de öğreniyor, biri iki tekrar da Onun öğreniyor. Onun dışında tabii biz çocukların herkesin kendine göre bir öğrenme stili var. Bu öğrenme stillerini haftada 2 saat olarak öğretiyoruz. Nasıl daha iyi öğrenir, nasıl görsel daha iyi olur. Nasıl işitsel daha nasıl olur? Kinestetik daha iyi nasıl öğrenir? Çocuk gelmiş üniversiteye. Evet. Ben lise hocalarına da söylüyorum. Sizin öğrenme stiliniz nasıl diyorum? Bir haber. Ya beyin artık çok önemli. Yani artık neuroscience çok ilerledi. Biz nasıl iyi öğreniriz? Demin 1,5 litre su dedim ya çok önemli. Susuz öğrenme olmaz sevgili arkadaşlar. Bazılar az su içiyor. İnanın biraz suyu artırsınlar öğrenmeleri artacak. Biraz yerinde oturuyorlar. Her gün 20 dakika bir hareket kalp hızını artırsalar 2 katına çıkartırlar. Bir de nasıl öğrendiğini çocuk okuyor aklında kaldı. Böyle bir şey yok. Biz geldiği gün çocuk nasıl öğrenir diye onu öğretiyoruz. Bu önemli. Niye? Çünkü ne dedim? Eğitim davranışları değiştirmek, eğitim alışkanlıkları değiştirmek. Onun için hangi branşa giderlerse gitsinler ama üniversitesi biraz sayı olarak bol çok büyük olmamalı, çok çalışmalılar. Çok çalışsınlar. Bir de inanç önemli. Yani niyet önemli. Diyecek ki ben bu işi öğreneceğim diyecek. Dedikten sonra iş kolay. Yeter ki karar versin. Karar verdikten sonra kural şu. İşin kuralını öğrenecek. O işi herkesten farklı yapacak. Vazgeçmeyecek, kendine güven olacak. Einstein diyor ki, beni Einstein yapan, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğim için Einstein oldum diyor. Çocuklarda en çok gördüğüm şey, zora gelince yol değiştiriyorlar. Halbuki o gittiği yolun da bir zorluğu var. Doğru. O zorlukları açmadan, ağacın tepesine çıkmak istiyorsan hedefin ay olacak. Onu yaparsak inşallah hangi branşta olursa olsun, biraz da üniversite tabii stimüle edecek. Evet. Biz her dersten sonra ne yapıyoruz? Anket yapıyoruz. Hotri meydan dedim hocalara. İyi hocalar aldık ama herkes de kendine güveniyor. Ben yıllarca devlet üniversitesinde çalıştım. Anket manket bir haber. Dolayısıyla anket yapıyoruz. Hem öğrenciyi değerlendiriyoruz hem hocayı değerlendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Yavaş yavaş üstüne koya hedefleri büyük zirveye olsun. Çıkmaya Çok çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Biz Biri Üniversitesi ederiz. Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel ile birlikteydik. Birazdan tekrar karşınızda olacağız yeni konuklar ve konuyla.